çıkardığından çok daha önemli. Peki, Evet. Buyurun. Yok yok lütfen. Mert Bey, tek başına faiz bir çözüm olabilir mi? Yani şimdi dün Fatih Uzatay hocamız da bizle konuktu. 3 hafta geçti, ortada hala bir program yok. 3 hafta beklenilmesi çok uzun sürdü belki bir program açıklanması için ama faiz tek başına sorunları çözebilecek mi sizce? Ben şöyle cevaplamaya çalışayım. Aslında Türkiye'nin önünde çok önemli bir ekonomik sorunlar yumağı var. Ve bu noktaya bir günde gelinmedi. Dolayısıyla çözümü bir günde beklemek, bir kişide, bir kurumda beklemek de çok doğru değil. Fatih Hoca'ya katılıyorum. Yani bir zaman kaybı yaşanıyor. Daha kadrolar da net olarak oturmamış gibi gözüküyor. Belki BDDK'da ve Merkez Bankası'na yeni görevlendirmeler yapıldı ama ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bana enteresan geliyor en azından. Şimdi yarın toplanacak olan PPK'da 7 üye var. Bunlardan bir tanesi başkan, geri kalan 6 kişi üye. Ve bu kurulda sadece başkan değişti. Geri kalan 6 üye aynı. Ve bu 6 üye çok uzunca bir süredir faiz indirimlerinin doğru olduğunu düşünerek faiz indirimi konusunda oy kullandılar. Peki yarın ne değişecek de mesela faiz artışı için oy kullanacaklar? Mesela bunun da açıklanması lazım bence. Ben geçtiğimiz günlerde sevgili Orkun'la televizyon programında da söyledim. Ben mutlaka iyi insanlardır, bilgili insanlardır, donanımlı insanlardır. Ona hiçbir itirazım olmaz ve olamazdı ama ben mesela PPK üyelerinin de değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için buradaki tek sorun faiz değil. Burada asıl olan bence şu. Eğer gerek içerideki yatırımcının, gerek dışarıdaki yatırımcının tekrar güvenini tesis edebilirsek, rasyonel bir politika, uygulanabilir bir ekonomik model, bunların hepsi bir bileşen. Bunların hepsini sağlayabilirsek ancak işimiz biraz daha kolaylaşabilir. Ama vakit kaybetmeden bir yerden başlamamız gerektiği de çok net ortada. Şey mi? Yani şöyle mi piyasada bir algı oluştu? Yani sadece para politikası kuruluyla ilgili de değil. Yani ekonomi bürokrasisine genel olarak baktığımızda bir değişiklik görünmüyor. Yani Mehmet Şimşek Evet. ve Hafize Gaye Erkan dışında. Şimdi bu Erkan ve Şimşek istediklerini tam yapamayacak algısı mı oluşturuyor piyasada? Onun için mi buna özellikle dikkat çekiyorsun? Şimdi Hakan abi bir kere ne demek istediğimi sen mesleki tecrübenle daha iyi anlayacaksın. Ben bunca yıllık piyasacıyım. İlk defa bir Merkez Bankası başkanı göreve geldikten sonra bunca zaman içinde hiçbir iletişim kurmadığını görüyorum ben ve bu bana biraz enteresan geliyor açıkçası. Çünkü kurumun biraz kendi şeyinde vardır, ne derler, geleneğinde vardır. Başkan koltuğa oturur oturmaz kısa da olsa bir açıklama yapar. Bugüne kadar Sayın Erkan'dan böyle bir açıklama görmedik. Bence işin ikinci ilginç tarafı şimdi böylesine bir radikal görev değişikliği, bakan ve başkan görevinde makamında bir değişiklik yapılıyorsa bir kere uygulamada bir başarısızlık olduğu kabul edilmiş demektir. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da zaten buna benzer bir ifade dile getiriyor. Ama bu ortaya çıkan ve memnuniyetsizlik yaratan uygulamanın başındaki bir diğer aktörü Sayın Kavcıoğlu'nu Merkez Bankası Başkanlığından BDDK'nın başına getirmiş olmak bence piyasa açısından bir negatif sinyal. Onu söyleyeyim. Yani Sayın Kavcıoğlu'nun şahsıyla ilgili bir şeyden söz etmiyorum. Sadece bir görevlendirme alanı ile ilgili söylüyorum. Çünkü az önce de söylemeye çalıştım. Yani Merkez Bankası Başkanı iken Sayın Kavcıoğlu yapılmış olan bu kadar regülasyon, aktarım mekanizmasının bu kadar sorunlu hale gelmesinin ardından aynı kişiyi bankaları denetleyen ve düzenleyen kurumun başına getirmek bir soru işareti. Burada piyasanın kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi kadrolaşma konusunda da Sayın Şimşek'in önünün tam anlamıyla açılmadığını ve dolayısıyla uygulanacak politikada da net bir açık alanın ne derler ona tanımlanmadığını düşünüyorum. Hani sevgili Emre Akin Hoca öyle der, bir kozmetik çözüm ya da bir hibrit çözüm biraz Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bakan arasındaki biraz gerek kadrolaşma gerek politika konusunda bir yumuşak geçiş olacak gibi gözüküyor. Bu sürecin yerel seçimlere kadar da devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, ben gerçekten kaybedecek vaktimiz olmadığını düşünüyorum. Ama burası Türkiye ve neticede ben siyasetçi değilim. Siyaset yapılıyor tabii. Oraya gidene kadar da daha yumuşak bir geçiş,
Yani o acı reçeteyi biraz içine tatlandırıcılar koyarak uygulanacak gibi gözüküyor. Yani görünen o ki yani bir enflasyon hedeflemesine ya da enflasyon mücadelesine girişecekseniz bunu bir enflasyon beklentisi üzerinden yapmanız lazım. Ama iş o kadar şirazesinden çıktı ki şeyde enflasyon konusunda doğal olarak sürekli dönüp geriye dönüp kayıpları telafi etmeye çalışıyorsunuz. O başka bir soruna neden oluyor. İki, eline işte yani Temmuz itibariyle 11.402 lira değil mi? Doğru söylüyorum bu arada. Aynen. 11.402 lira asgari ücretle çalışan bir insanın eline geçecek para bugün hatta dönüp bakacağım. Eminim ki asgari ücretin çok daha düşük olduğu dönemlerdeki satın alma gücüne yetmeyecek. Esas mesele bu. Yani cebinizdeki para miktarsal olarak artıyor ama satın alma gücünüz maalesef düşüyor. Bir şunu da yani aslında Mehmet Şimşek bankalarla yaptığı görüşmede bankacılara ekip konusunda istediğimiz yerdeyiz gibi bir cümle de söylemiş. Yani ama piyasa bunu çok tam öyle algılamadı gibi geliyor bana da. Bir de şunu soracağım. Yani şimdi hem Şimşek hem de Erkan geldikten sonra göreve Şimşek'in gelmesiyle birlikte borsada böyle bir yukarıya doğru bir hamle oldu. Kurlar da bir yükseldi. Hani olması gereken seviyeler filan. Ama sonrasında şimdi hem borsada kayıplar yaşanıyor hem de kurdaki artış da durmuş gibi görünüyor. Gene bakıyorum mesela dolar kuru 23-32 serbest piyasada. Böyle bakınca nasıl yorumlamak lazım bu durumu? Aslında Hakan abi az önce konuştuğumuz konunun devamı bu. Yani Sayın Şimşek'in gelmesi piyasalar açısından olumlu fiyatlanmıştı. Özellikle hisse senetleri piyasası tarafında. Ama zaman geçtikçe o ya galiba kendi istediği kadroyu kuramayacak. Galiba istenildiği kadar, düşünüldüğü kadar bir kadrolaşmada, politika uygulamasında alan tanınmayabilir mi acaba şeyleri, endişeleri, soru işaretleri. Sonrasında bir açıklamanın gelmemiş olması gerek Sayın Bakan'dan yani bir görev devir tesliminde rasyonel zemine dönüş mesajı var. Onun dışında piyasa açısından çok sinyal üretecek bir şey yok. Ben bankacılarla, bankacılık sektörüyle yaptığı görüşmenin ardından gerek Sayın Bakan'dan gerekse sektörden bir açıklama gelmemesinin de ilginç olduğunu düşünüyorum açıkçası. O biraz hem belli bir seviyeye gelmiş çünkü şunu da unutmamak lazım. Bu piyasa yani endeksten söz ediyorum. 4.400'den başlayan ve 5.700'e kadar gelen bir piyasa. Dolayısıyla orada bir miktar bir kar realizasyonu beklemek gayet normaldi. Diğer taraftan risksiz getirdi. Az önce söyledim %40'lardan başlayan ve çok ciddi bir seviyeye gelen bir şey var. Faiz artış var. Bu tarafı biraz çünkü bakıldığında eğer büyümede de bir miktar yavaşlama göreceksek önümüzdeki dönem gerçekten borsa açısından, endeks açısından bugün bakıldığı seviyeden çok da şey gözükmüyor ne derler bir ucuzluk kavramı evet ama fiyatlama olarak cazip gözükmüyor. Bir tarafta risksiz getiri de 40'lar 45'ler havada uçuşuyor. Diğer tarafta baktığınızda aşağı yukarı riskli tarafta da aynı getiri var. Bunun arasında bir fark olması lazım. Bu arada bir şey de dikkat çekmek isterim. Kur konusuna döneceğim ama burada da bence bir çarpıklık var. Hangi banka girerseniz girin faiz oranı yani normal bildiğimiz o klasik TL mevduatındaki oranla KKM'deki faiz oranı aynı. Burada da bir çarpıklık var. Yani rasyonel olarak bir kere kurun yukarı gideceğine düşünen, inanan ya da ne gerek var canım aynı faiz oranını alıyorum. En azından kur yukarı giderse ben de bundan nemalanayım ya da hasar almayayım diyen yatırımcı kur korumalı mevduatı şey yapıyor, tercih ediyor. Orası sürekli büyüyor. Ve buradan nasıl çıkılacağı konusunda kimse bir şey söylemiyor. Ben buranın da bir normalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aradaki tek fark vade farkı. Yani ortalama Türkiye'deki mevduatın işte 32-35 günde döndüğünü düşünün. Öbür tarafta 90 gün var. Yani aynı faizi verdiğiniz anda yatırımcı niye TL tarafı tercih etsin ki? Yani bunu da bir oturup konuşmamız lazım. Kur tarafına gelince de bir yukarı hareket söz konusu oldu. Sen benden daha iyi görüyorsun, takip ediyorsun. Sanayicileri, iş insanlarını. Herkesin kafasında zaten bir 25 lira seviyesi vardı dolar tarafında. Yavaş yavaş oraya doğru bir hareketlenme var. Ben yarınki faiz artışı sonrasında aksine kurda bir gerileme değil. Önümüzdeki dönemde tekrar bir miktar daha yukarı 25 lira üstüne doğru bir hareketin
olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim çevremde herkes soruyor. Demin de söylemeye çalıştım. Ya acaba faiz artar, kur düşer mi diye. Ama satmayı düşünen şu ana kadar ben kendi çevremde görmedim açıkçası. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Ben Bizleri teşekkür yalnız ederim. Bırakmadınız. Estağfurullah. Çok sağ olun. Estağfurullah. Her zaman keyifle. İyi yayınlar diyorum. Hakan abicim selamlar, sevgiler. Ağzına aklına sağlık Mert'ciğim. Görüşmek üzere hepimizi tekrar. Çok